Bismillahirrahmanirrahim. Cuma'dan başlayalım madem. Mesbuk'tan başlıyoruz. Vazgeçtim. Mesbuk namazı nasıl tamamlar? Tahtayı siliyorum. Mesbuk kimdi arkadaşlar? Başından beri bir ve fazla rekat kaçırmış olan kişiydi, öyle mi? He. Bir ve fazla rekat kaçırmış olan kişiydi. Arkadaşlar, bunun bir kaidesi var. Nasıl tamamlayacağına dair bir kaidesi var. O kaideyi şimdi söyleyeceğiz. İki tane cümle. Bu iki cümleyi kavradık mı, mesbukla ilgili bütün meseleler hallolur. Dolayısıyla ilmihallerde 2-3 sayfa yazmanın gereği yok. 2-3 sayfa halinde şöyle olursa böyle diye gerek yok. Onun bir mantığı var. Onu söyleyeyim, işi bitirelim. İki cümle. Birinci cümle şu. Kaçırdığı rekatların ilkinden itibaren sırayla kılar. Birinci cümle bu. Kaçırdığı rekatların ilkinden itibaren sırayla kılar. Bu bir. İkinci cümle. Bir iki satır atlayarak yazın. İkinci cümle. İmamınkiyle birlikte her iki rekatta bir oturur. İmamınkiyle birlikte her iki rekatta bir oturur. Bu iki cümle yetiyor. Şimdi birinci cümle hangi rekatta neyi okuyacağımızı anlatıyor. Birinci cümle hangi rekatta neyi okuyacağımızı anlatıyor. İkinci cümle nerelerde tahiyyata oturacağımızı anlatıyor. Zaten bu ikisini bildik mi mesele çözülüyor. Bunu iki örnek üzerinde gösterelim. Kalem. Kırmızı kalem var, başka yok mu? Bir zahmet, başka kalem. Buralarda da yok. Ben de getirmedim, nasıl kalem bol diye. Bir siyah yok mu? Bunu zor görürsünüz de onun için. Siyah bir kalem. Görünüyor mu? Peki. Şimdi iki tane örnek üzerinden yapalım. Birisi 4 rekatlı bir örnek olsun. Birisi 3 rekatlı bir örnek olsun. Bunu şöyle gösteriyoruz. Mesela şu birinci rekat olsun. Birinci rekatta Subhaneke var. Görüyor musunuz arkadan? Fatiha ve Sure var. Birinci rekat. Subhaneke, Fatiha, Sure. Artı ikinci rekat. Bunda da Fatiha ve Sure var. Sonra oturduk diyelim. Şu birinci tahiyyat. Sadece tahiyyat var. Sonra üçüncü rekata kalktık. Fatiha var. Devam ettik. Dördüncü rekat. Fatiha var. Oturduk. İkinci son kade. Tahiyyat, salavatlar, dua ve selam. 4 rekatlı bir namaz. Şimdi diyelim ki bizim mesbuk şurada yetişti. Ha bir de kaza namazları var, onu unutmayalım. Hani kaza yoktur filan de diyorlar ya, hani lüzumlu lüzumsuz bilir bilmez. Bir de onu işleyelim. Evet. Şurada yetiştik diyelim. Böylece İmam selam verdikten sonra bizimki ayağa kalkacak. Birinci cümleyi okuyalım şimdi. Birinci cümle neydi? Kaçırdığı rekatların ilkinden itibaren kılmaya başlar. Şimdi bizimki kaç rekat kaçırdı? 3. Birincisinden başlayacak. Şu bizimkinin birinci rekatı. Birinci cümle neyi anlatıyordu? Neyi okuyacağını. Subhaneke, Fatiha ve Sure. İkinci cümleyi okuyun. İmamınkiyle birlikte iki rekatta bir oturur. İmamla bir rekat kıldı. Bir de kendi kıldı. Öyleyse oturacaktır. Bu bizimkinin birinci kadesidir. Tahiyyat. Kalktı. Kaçıncı rekatı kılacak? 2. Fatiha, Sure. Oturacak mı? Yok. Ondan sonra üçüncü rekat Fatiha. Oturacak. Bu
Bu da son kadeydi. Tahiyyat, salavatlar, dua ve selam. İki cümleyi uyguladık bakınız. Şimdi bir de akşam namazının farzına uygulayalım bunu. Ve ondan sonra işi bitirelim. Siz şu şekli bir daha çizin bir zahmet. Bir daha çizin. Yalnız üç rekatlısını yapmış olun. Akşam namazı olsun. Ben şuradan siliyorum. Bir daha çizin. Şurası son kade. Tahiyyat, salavat, dua ve selam. Şurayı siliyorum. Evet, akşam namazı. Çizdiniz. Bizim mesbuk şurada yetişmiş olsun. Tahiyyata yetişti. İmamla birlikte devam etti. İmam selam verdi. Sonra kalktı. Birinci cümleyi okuyalım. Kaçırdığı rekatların ilkinden itibaren ilk Sübhaneke, Fatiha, Sure. Sonra ikinci cümle. İmamıkıyla beraber iki rekatta bir oturur. Bir kıldı. Bir de kendisi öyleyse oturacak. Bu birinci kade. Tahiyyat. Kalktı. İkinci rekatı kılmış olacak. Fatiha, Sure ve şöylece tahiyyat, salavatlar, dua, selam. Böylece üç rekatı dört kadede kılmış oldu. Dört kade. Şu bir. Buna yetişti. İki, üç ve dört. Tamam mı? O iki cümleyi uyguladık mı hepsi çıkıyor. Cemaatimizi da böyle anlatalım. Ya da yazın işte çocuklar filan geliyorlar şu bu neyse soranlara. Bu iki cümleyi söyleyelim. Birer de örnek verdik mi geri yanı tamamlanıyor. Bir de mesbukun dikkat edeceği bir mesele var. İmamlarımızın onu cemaate anlatması lazım. O da ne? Şu. İftitah tekbiri için şöyle demiştik. İftitah tekbirin mahalli kıyamdır dedik değil mi? İftitah tekbiri kıyamda getirilmezse namaza girilmiş olmaz. Adam şimdi giriyor camiye bakıyor ki imam rükuya eğildi ya da eğilmiş. Bir rekat kar edeyim diye koş tekbiri rükudayken getiriyor. Bu adam hiç başlamadı. Başlamadı, namaza başlamadı. Bir rekat kar edeceğim derken namazın tümünü kaybetti. Peki tekbiri ayakta getirdi diyelim. Sonra eğildi. Eğilirken imam doğruluyorsa o rekata da yetişmemiş oldu. Kendisi dört dörtlük bir rükû şekli alacak. İmam da tam o şekilde bulunacak. İki rükû bir tesbih miktarı çakışmış olacak ki o rekata yetişmiş olsun. Cemaatimize bunları da anlatalım. Aceleyle bir rekat kar edeceğim diye tüm namazı kaybetmiş olmasınlar. Mesbuku bitirdik. Şimdi ne? Cuma namazı. Acaba ondan önce kaza namazlarını anlatayım mı diye düşünüyorum. Ne? Lahik. Lahik diyeceksiniz ya arkadaş yeniden namazını kıl hiç uğraşmayın onunla. Hiç. Tadili erkanı yaptıramadığımız cemaate lahiki hiç yaptıramayız. Bu. Doğru düz git abdestini al gel yeni baştan kıl diyeceğiz. Tamam. Buna hiç uğraşmıyoruz. Şimdi Sübhaneke'yi okumak biliyorsun şart değildir. İsterse uyuduğu zaman da okur, kalktığı zaman da okur. Fark etmiyor abi. Tamam. Şimdi yalnız namaz kılarken namaz ne zaman bozuldu imam oluyor? İmama yetişmek için mi? Evet. Sünnet kılıyordu öyle mi? Evet. İkinci rekatta selam verir, sonra gider yetişir. Tamam mı? O da öyle. Şimdi cuma namazına mı başlayalım? Kaza namazına mı? Bir dakika ikisini de anlatabiliriz. Vaktimiz ona müsait gibi görünüyor. Kaza namazına başlayalım öyleyse. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim yeniden. Bizim fıkıh kitaplarında kaza namazı hangi kelimeyle ifade ediliyor? Hatırlayanımız var mı? Faite.
Faite. Şimdi faiteyi yazıyorum. Bak ne demekmiş. Önce oradan başlayacağım. Faite. Silgi tahtayı geç siliyor. Fazla da bastıramıyorum tahta düşer diye. Tamam. Faite yazıyorum bakınız. Faite. Faite kelimesi ismi fail midir? İsmi faildir değil mi? Bunun şeyi sülasisi fate yefutu idi. Fate yefutu fevten idi. Fate demek birini kaybetmek, birini bırakıp gitmek anlamına geliyor. Öyleyse bu faite ismi fail namaz mı? Es-salatul faite. Geçip giden namaz değil mi? Öyleyse fıkıh anlayışında, dinimizin anlayışında bu kişi namazı kazaya bırakıyor değil. Namaz bu adamı bırakıp gidiyor. Adamı anlatabildim mi? Namaz diyor ki bununla adam olmaz. Gerçekten bu kelime onu ifade ediyor. Bununla uğraşmam doğru değil diyor. Uğraşmıyor, çekip gidiyor. Faitenin manası budur. Yani namaz kılmayanlar ben namazı kazaya bıraktım diye herifliği kendilerine ayırmasınlar. Burada kendileri mef'ul konumundadırlar. Bırakılmış gitmişlerdir. Gerçekten faide kelimesi onu ifade ediyor. Şimdi ne diyorlar? Kaza namazı yoktur diyor öyle mi? Ve bir sürü fitne çıkarıyorlar. Bakın şimdi. Bu insanlar fıkıh usulü açısından çok ince bir noktayı gözden kaçırıyorlar. Dolayısıyla yanlış bir kanaata varıyorlar. Ve kime de namaz kıldırtmıyorlar ise onların vebalarına giriyorlar. Ben namazın kazası yoktur deyip engelleyenlerin günahını düşünmek istemiyorum. Sorumluluğunu. O kadar çok sorumluluğa giriyorlar. Bunlar nerede hata yapıyorlar? Ben de şöyle oturarak anlatayım müsaadenizle. Çünkü bundan sonra da daha konuşacaklarımız var. Şimdi bakın. O ince noktayı anlatmaya çalışacağım. Siz de bir zahmet iyi dinleyin. Nerede yanılıyorlar o ince noktayı kavrayalım. Bakın şimdi. Önce bir usul kaidesi söyleyeyim. Usule göre ilke şu. Önce asli ifadesiyle söyleyeyim sonra açıklayayım. Naslarda asıl olan umumdur. Taksisi için delil gerekir. Bir daha söylüyorum. Naslarda asıl olan umumdur. Taksisi için delil gerekir. Bir daha söyleyeceğim. Naslarda asıl olan umumdur. Taksisi için delil gerekir. Ha, delil gerekir. Ne demek? Nas dediğimiz kitap sünnet değil mi? Yani kitap sünnetin ifade ettiği hüküm umumu üzere alınacak. Sen bunu taksis edeceksen delil getirmen gerekir. Bak bir daha söylüyorum. Meselenin püf noktası burası. Ayet ve hadislerin ifade ettiği hüküm umumu üzere alınacak. Sen bir kısmını hariç tutacaksan delil getirmen gerekir. Mesela ayet ya da hadis masanın üzerine kapsayacak kadar hüküm ifade etti. Bir hüküm hepsine uygulanacak. Sen dersen ki bu ayet, bu hadis şu tarafı ilgilendirmiyor diyecek olursan, bu hükümden şurayı hariç tutacaksan delil getirmen gerekir. Delil olmadan hariç tutamazsın. Bakın, diyelim ki ayet ya da hadis bir hüküm koydu, masanın üstü kadar yeri ifade ediyor diyelim. Sen tutar da ayet hadis şurayı ifade etmiyor diyeceksen delil getirmen gerekir. Yani kitap ve sünnetten delil getireceksin ki şurayı ihtiva etmiyor diyeceksin. Eğer böyle bir delil getiremiyorsan umumu üzere uygulamak zorundasın. Anlaşıldı mı burası? Ha. Şimdi fıkıh usulünde buna taksis deniliyor. Taksis, ammın taksisi deniliyor. Taksis yapmak için o delilin adı da mukassıstır. Yani mukassıs olmadan taksise gidilmez. Burası anlaşıldı mı? Mukassıs olmadan taksise gidilirse hata edilmiş olur.
Şimdi bunu uyguluyoruz. Kaza namazları konusunda delillere bakıyoruz. Bir, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Mustalık dönüşüydü. Gece yarısı bir yere konakladılar. Asker orduyla birlikte. Ondan sonra yatalım mı yatmayalım mı? Sabah yakın efendim bekleyelim namazı kılalım sonra yatalım diyenler oldu. Derken Bilal Habeşi dedi ki ya Resulallah hepiniz yatın ben nöbetçi duracağım. Hepsi uyudular. Bilal Habeşi de birkaç dakika sonra devrildi uyuyakaldı. Dikkat edin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki abdesti bozan şeylerde söylemişimdir. Uyku benim abdestimi bozmaz. Çünkü gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Allah Teala Peygamberimizi özel uyutmuştur. Ne için? Allah Teala ümmetini sevdiği için. Yani öbür tarafta Allah Teala niçin sabah namazda uyudun derse Ya Rabbi senin peygamberin bile uyudu ben ne yapayım dememiz için. Gerçekten bak. Bunu ciddi söylüyorum. Allah Teala bizleri sevdiği için kendi aleyhine delil veriyor bize. Peygamberimizi uyutmuş. Kalkınca tabi güneş ortada. Ya Bilal ne oldu? Ya Resulallah seni uyutan beni de uyuttu. Hepsi bu kadar. Gerçekten yani bu samimiyet. Yani bunu ben ne diyeyim? Bu samimiyeti aklım almıyor yani böyle. Peygamberimize hiçbir şey demiyor ona. Neyse geçelim. Hepsi beraber kuşluk vakti sabah namazını kaza ediyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla sabah namazı kuşluk kılındığı zaman kazadır, eda değildir. Onu da özellikle belirtelim. Eda olsaydı Bilal Habeşi niçin nöbetçi dursun? Yatalım kuşluk vakti nasıl uyanırız kılarız denirdi. Ha. Bu bir. İkincisi Hendek günü kazılırken öğle, ikindi, akşam namazı geçirilmiştir. Telaştan kılınamamıştır. Onu biliyorsunuz. Ve yatsı vaktinde üç vakitte sırayla kaza edilmiştir. Ha. Ne? Kazılırken savaşta değil. Savaşta mı? Peki önemli değil orası. Üç vakit geçirilmiştir. Tamam. Anladım tamam. Önemli olan o günü değil. Geçirilmiş olmasını anlatıyorum ben. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah müşriklerin evlerini ateşle doldursun. Bizi namazdan alıkoydular. Ne? Nasıl hutbede? Yani normalde bir günde vardı sonradan değişti ya. Değişmiş daha doğrusu da. Ama olurdu yok. Nesk edildi ya öyle mi sonradan? Kaza yoktur diyenlerin uydurdukları bir şey o. Nesk edildiyse nasih nedir onu bana söyle. Bir de nasih ister şimdi. O da delil ister. Ha. O niye nesk edildi diye biliyor musunuz? Kendi görüşlerini tam zıttına bir olaydı ondan. Kendi görüşünün zıttı ne oldu mu o nesk edilmiştir diye adam köşe dönmeye kalkıyor. Olmaz öyle. Dönemezsin. Neyse. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men nâme an salatin ev nesiyeha fel yusalliha izâ zekeraha. Hadis-i şerif. Kim bir namazda namazı uyuyarak geçirirse ya da unutarak geçirirse hatırladığı zaman kılsın. Şimdi bu üçünü topluyoruz. Deliller bunlar. Bundan çıkan hüküm şudur. Am olarak alacak, umumi olarak alacağız. Bu üç hükümden çıkan sonuç şu. Vaktinde kılınmayan namaz sonradan kaza edilir. Sonucu budur. Ve dikkat edin bu umumi hükümdür. Yani şu şekilde geçirirsem var, şu şekilde geçirsem yok. Öyle bir şey yok burada. Hüküm şu. Vaktinde kılınmayan namaz sonradan kaza edilir. Uyuyarak örneği var. Unutarak hadiste geçiyor. Hendek Savaşı'nda ne uyuma var ne unutma var. Hocam tamam. Keyfiyet varsa ne? Yarın ama noktasında.
Bir dakika durun. Bir durun, durun. Bir durun bakayım. Ben daha tamamlamadım. Şimdi bu umumi hüküm. Bakınız. Vaktinde kılınmayan namaz kaza edilir umumi hükmünden. Siz veya birileri. Uyku ve unutkanlıkla geçirilmişse kaza var, diğerine de yok derseniz taksis etmiş olursunuz. Anladınız mı meseleyi? Ha, taksis etmiş olursunuz. O zaman biz de muhassısı isteriz. Ben 30 senedir muhassıs istiyorum, getiren yok. Bunlardan muhassıs istiyorum. Yok. Muhassıs getiremeyince öyleyse bu hükmü umumi üzere almak zorundasın. Yani namaz vaktinde kılınmadığında sebep önemli değil, kaza edeceksin. Sonuç budur. Tamam mı? Bir dakika, ben daha konuşacağım. Birisi dedi ki kasten geçirilen namazın sahabe toplumunda örneği var mı? Dikkat ederseniz onlar delil getireceğine bizden delil istiyorlar. Halbuki taksisi yapan o, delili o getirecek. Burada da yanılmayın, sen delil aramaya kalkma. O getirecek delili. Yani şöyle bir delil getirecek. Namaz unutularak ya da uykuda geçerse kazası var, diğerinde yok diye bir delil getirecek. Böyle bir delil de yoktur. Böyle bir delil olmayınca da umumu üzere almak zorundasın. Ne anlamadım? Anladım da Allah Resulü bizim dediğimizi getirmedi diye bir şey, örnekleri var işte. Uygulama Hendek Savaşı'nı ne yapacağız? Olur mu? Olur mu öyle şeye? Bak şimdi devam ediyorum. Zaruret olduğuna delil nedir? Zaruret sebebin zaruret olduğuna delil ne? Hayır. Zaruretten dolayı kılamadık, onun için kaza ediyoruz diye var mı bir ifade? Yok. Bak şimdi, bak bir daha söylüyorum. Fıkıh usulünden muhassıslar sayılmıştır. Muhassıslar bir bir listelenmiştir. O muhassıslara göre bu umum kaideyi taksis edecek bir delil yok. Hiç uğraşmayın. Ve devam ediyorum, bir devam edeyim. Müsaade edin, bir müsaade edin. Diyorlar ki sahabe toplumunda senin dediğinin örneği var mı? Ben de dedim ki otobüse binmek caiz mi? Caiz dedi. Sahabe toplumunun örneği var mı? Otobüs yoktu ki diyor. Namazı kazaya bırakmak yoktu ki ben sana örnek getireyim. Anlatabildik mi? O dediği bir örnek cereyan etmemiş ki biz delilini getirelim. Delili o getirecek. Şimdi devam ediyorum. Kasten geçirilen namazın kazası yoktur diye sahabeden diyen yok. Tabiinden diyen yok. Tebeut tabiinden diyen yok. Mezhep imamlarından diyen yok. Devam ediyorum. İbn Hazm böyle diyor diyorlar. İbn Hazm'ın kitabında böyle bir şey yok. Aksine kaza edilir diyor. 5. asırda yok. 6. asırda yok. 7. asırda yok. 7. asrın sonunda İbn Teymiye'ye mal ederler bunu. İbn-i Teymiye'yi de okumadan konuşuyorlar. İbn-i Teymiye diyor ki aksine kasten geçirilse bile namazlar kaza edilmelidir. Böyle diyor İbn-i Teymiye. Tamam mı? Şimdi geriye dönüyorum. Ve bir kanaatimi söyleyeyim. Bir konuda, herhangi bir meselede 4 mezhep imamı aynı şeyi söylediyse, bak burayı bir daha söylüyorum. Bir meselede 4 imam aynı şeyi söylediyse hiç uğraşmayın, aksini ispat edemezsiniz. Ben bunu birçok şeyde gördüm. Bir meselede 4 imam aynı şeyi söylüyorsa bir daha uğraşmayın. Niye? İçtihat muhakeme ile ve nas bilgisiyle olur. Muhakeme dersem dağ gibi bir adam duruyor karşımızda, İmam-ı Azam. Nas bilgisi diyorsan yine dağ gibi bir adam Ahmet bin Hanbel var karşımızda. He. Diğer ikisinde de bu iki muhakeme var. 4'ü aynı şeyi söylüyorsa hiç boşuna uğraşmayın. Peki bu konuda 4'ü ne diyor? 4'ü de diyor ki
namazlar kaza edilecektir diyor. Şimdi bir hadise anlatacağım. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel tartışıyorlar bir meseleyi. Mesele şu: namaz kılmayan kafir olur mu? Mesele bu. İmam Şafii kafir olmaz diyor. Ahmet bin Hanbel kafir olur diyor. Dikkat edin bakınız. Telefonlarda bir ara verelim. Dikkat edelim. Bakınız. İmam Şafii kafir olmaz diyor. Ahmet bin Hanbel kafir olur diyor. İmam Şafii soru soruyor. Diyor ki: kasten geçirilen bir namazın kaza edilmesi gerekir mi? Ahmet bin Hanbel gerekir diyor. İmam Şafii diyor ki kafir olan nasıl kaza istersin diyor. Anladınız mı meseleyi? Ahmet bin Hanbel hadis külliyatının tümünü ezbere biliyor. Tümünü. Buna rağmen bu insan namaz kılmayan kişi kafir olur demesine rağmen kaza etmesi gerekir diyor. Düşünebildiniz mi? Bu örneği unutmayın. İstediğiniz kadar delil araştırın, Ahmet bin Hanbel kadar delil getiremezsiniz. Yok yani. O kafir oluyor demesine rağmen kaza etmesi gerekir diyor. Öyleyse namazların kazası yoktur diyenler büyük vebala giriyorlar. Ve delil de yoktur. Tamam mı? Acaba anlatabildim miyim? Nerede hata ediyorlarmış bunlar? Delil olmadan taksis yaptıkları için. Muhassıs olmadan taksise gittikleri için hata ediyorlar. Evet. Kıyamet günü diyor, insanlar namazdan hesabı çekiyor. Tabii. Eğer uzun farz namaz borcu varsa bakın bakalım nafileler var. Doğru. Bu kazaya kalmış nafilelere delil getirilemez. Şuna olur. Adam diyelim ki namazı unuttu. Bir daha da hatırlayamadı. Bu bir. Veya namaz kıldı, tadil-i erkanı eksik kaldı, şu oldu bu oldu, namazı kabul görmedi. Eksik gedik meydana geldi. Bu nafilelerden tamamlanır. Anlaşıldı mı? Yoksa kaza kılman gerekmeze delil olmaz mı? Hiç boşuna uğraşmayalım. Evet. Ne? İşte o fıkıh sünneden ben az önce naklettim, o diyor ki sahabeden filan kişi namazın kazası yoktur diyor. 3-4 isim veriyor. O isimler tövbe yok. Ya ben onu biliyorum. O isimler eski kaynaklardan açtı, yok o. Uydur lezine miler becer diye bir laf vardı eskiden. İbni Hazm ne diyor biliyor musun? Müminin kazası olmamalı diyor. Mümine yakışan kaza borcu olmaması gerekir diyor. Ne demek bu? Mümin gün vakit vakit kaza namazını kılmış olmalı diyor. Yoksa kazaya kaldıysa gerekmez demiyorum. Anladık mı? Evet. Ne? Şimdi o ayrı bir mesele. Onu söyleyeyim. Şimdi sünnet yerine kaza kılınmaz diye bir şey yok. Adaba aykırıdır, ayrı konu. Hanefiler adaba aykırı diyorlar. Tamam. Adaba aykırı görüyorlar Hanefiler. İmam Şafii diyor ki, Şafiler ne yapıyorlar? Sünnet yerine kaza kılıyorlar değil mi? İmam Şafii onların dediğini demiyor. İmam Şafii'nin dediğini söylüyorum şimdi. İmam Şafii diyor ki, kazası olanlar hiçbir şeyle uğraşmayacaklar diyor. Hiç ama. Günlük yiyeceği varsa dükkanını da kapatacak. Gelecek, tüm vaktini kaza kılmaya ayıracak. Hepsini. Öyle ki nafile dahi kılmaya fırsat vermeyecek. Şafiler böyle mi yapıyor? Yok. Kahvede lak. Ezan okundu, sünnet yerine kaza. İmam böyle demedi. Yok böyle bir şey. Evet. Kazayı isterseniz geçelim. Cuma namazına geleceğim. Evet. Beytullah Hacı, bunlar teferruattı. Ben bunları geçecektim. Zorla soruyorsunuz bana. Bak şimdi. Bak müsaade edin. Tamam. Şimdi diyelim ki Şafii birisi sünnet kılmıyor. Teravih kılmıyor. Geldi.
teravih yerine ne kılacak? Kaza kılacak değil mi? İmam teravihe niyet etti. Bizimki bilmem filan vaktin öğle namazının kazasına niyet etti. Eder mi? Şafii de eder. Farz kılan nafile kılana uyar. E peki öğle namazı 4 rekat, bizimki 2 rekatta selam verdi. Bu durumda imam selam verir. O öğle namazına niyet eden kişi selam vermez. Ayağa kalkar. Ayakta bekler. Tamam mı? İmam tekrar kalkıp ikinci bir 2 rekata başladıktan sonra yine uyma niyetiyle devam eder. Tamam böyle. Konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. Bak ben esaslar üzerinde duruyorum. Bakın bir dakika. Şimdi tevbe meselesini bir müsaade edin. Şimdi tevbe konusunda da gözden kaçırdıkları incelik şu. Tevbe namazın karşılığı değil. Tevbe vaktinde kılmamanın karşılığıdır. Bu inceliği gözden kaçırıyorlar. Bak bir daha söylüyorum. Tevbe, art niyet, tabii art niyet var. Şeytanlıktan çıkıyor da. İsabet ettiremedikleri nokta şu. Tevbenin karşılığı namaz değil. Tevbe vaktinde kılmamanın karşılığıdır. Ne gibi? Bir adama mesela 100 TL borç verdik. 3 ay sonra verecekti. Vermedi, 6 ay sonra verdi. Bu adam bir de özür dilemesi gerekmez mi? Bu özür dileme 100 lirayı mı karşılıyor, vaktinde vermemeyi mi karşılıyor? Özür diledik ya, 100 lira ne istiyorsun diyebilir mi bu adam? Aynen bu ona benziyor. Aynen. 6 ay değil de 20 yıl olmuş olsun. Ne? Ya şimdi bak, ben anlatmak istediğim o değil. Anlatmak istediğim nedir? Özür, tevbe vaktinde ifa etmemenin karşılığıdır. Yoksa o amelin kendisinin karşılığı değil. Buna geçtik. Evet. Ne? Kim? Kim diyor? Kim diyor? Ben bir otel müdürü biliyorum. Takvim yapmıştı. Günde 150 vakit kaza ediyordu. Kaza yoktur demiş birisi, hemen bırakıverdi. Evet. Günde 150 vakit kaza ediyordu. Yok. İşte o da onların uydurması. Hayır. Hayır. O da onların uydurması. Hiçbir kaza eda yerini tutmaz. Tutmaz. Bunu söylüyoruz zaten. Bakın, hiçbir kaza eda yerini tutmaz. Hiçbir zaman. Ben ef'al-i mükellefini anlatırken de söylemiştim. 30 çeşit sabah namazı saydım. Hiçbiri dinini tutmaz dedim. Kaza sadece borcu düşürür. Fazilet olarak edanın yerini hiç tutmaz. Bunu özellikle belirtiyoruz. Şimdi gelelim cuma namazına. Hocam, kaza namazı vardır deyince, yani bu şekilde çocukları teşvik etmek için kaza namazı vardır deyince kaza namazı vardır konusunu işlememize gerek yok. Vaktinde kıl diyeceğiz. Ve hiçbir zaman sonradan kılman, vaktinde kılmanın karşılığı olmaz diyeceğiz. Bunu söyleyeceğiz. Evet, zoraki cumaya başlayacağım. Başlayın. Cuma namazına yapılan itirazlar. Bir. Türkiye darul harptir. Cuma kılınmaz. Tamam, biz de yuttuk bunu, geçiyoruz. İki. Cuma kılınacak olan yer Mısır olmalıdır. Mısır'da başında bir kadinin bulunduğu yerdir. Başında kadi olan biri olmayınca da cuma kılınmaz. Cuma kılınacak yer yok. 3. Ölül emrin kendisi ya da tayin ettiği kişi kıldırmalıdır. Değil mi? Ölül emirde yok. Öyleyse cuma yok. Tamam. Bunların cevabına geçelim. Hemen şunu belirtelim ki cuma namazı kılınmaz şeklindeki fikrin ve hareketin
meydana getirdiği sonuç fitnedir. İsterse kılsınlar. Bu fitnedir, fitneliktir. Ve Müslümanı toplum dışına atma yollarından bir tanesidir. Bir daha söylüyorum. Müslümanı toplumun dışına atma sebeplerinden, yollarından birisidir. Birisi bu. Ondan sonra oy kullanmak şirktir diyecekler. Müslüman oy da kullanmayacak. Peki bundan kim sevinecek? Hem de nasıl? Keşke Müslümanlar bir gelmeyi verse sandığa. Öyle ya. Neyse. Şimdi geliyorum. Darul Harp meselesine geliyorum. Niçin diye sorduğumuz zaman diyorlar ki Cuma suresi Mekke'de indirilmiştir. Doğru. Peygamber Mekke'de Cuma kıldırmamıştır. Doğru. Medine'ye geldikten sonra kılmıştır. O da doğru. Sebep, çünkü Mekke Darul Harp'ti o zaman. Medine Darul İslam'dı. İşte burası yanlış. Ha, doğruyu söylersin söylersin, sonra bir kelime eklersin, hepsi yanlış çıkar. Şimdi söyleyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de iken Medineli Müslümanlar Cuma kılıyorlardı. Peki Medine'yi ne zaman Darul İslam oldu sayalım? Bir de onu konuşalım. Ne zaman Darul İslam oldu? Medine vesikasını esas alalım mı? Ya da hicretin tamamlanmasını esas alalım mı? Tamam. Hicretin tamamı. Bakınız. Medine daha Darul İslam değilken ve Müslümanların sayısı, Cuma'ya gelen Müslümanların sayısı 40 iken, kitaplarda yazılı 40 iken ki o zaman Medine nüfusu 10.000. 10.000 nüfus var. Daha Müslümanlık yeni giriyor oraya. Cuma'ya gelenlerin sayısı 40. Ha, Medine daha Darul İslam değilken Medine'de Müslümanlar Cuma'yı kılıyorlardı. Cuma kıldıran imamın adı da Es'ad bin Zürare idi. Bunu da biliyorsunuz. Es'ad bin Zürare. Bazen de Musab bin Ömer kıldırıyordu. Mekke'den geliyor, yeni ayetleri tebliğ ediyor. Gelmişken kıldırıyordu. Peki bu durumda Medine Darul İslam değilken Müslümanlar Cuma kılmışlar. Öyleyse Cuma namazının Darul Harp'le ilgisi yok. Ya da Darul İslam'da. Peki Peygamberimiz ne zaman Cuma kıldırdı? İlk Cuma? Hicret tamamlanmış mı? Yok. Hicret daha tamamlanmamış. Medine yine Darul İslam değil daha. Öyleyse Darul İslam'la ilgisi yok Cuma'nın. Peki Peygamber niçin Mekke'de kıldırmadı, Medine'de kıldırdı? Mesele can güvenliği meselesidir. Ya can ve mal güvenliği, onun için bizim ilmihalde bunu söyler. Öyleyse Müslüman Darul Harp'te de olsa, mesela Tokyo, orası hiçbir zaman Darul İslam olmadı. Mesela Moskova Camisi, mesela New York diyelim, camiler var. Can güvenliği varsa gidip kılacaksın. Can güvenliği yoksa Darul İslam bile olsa kılmakla mükellef değilsin. Anladık mı? Mesele demek ki Darul Harp, Darul İslam meselesi değilmiş. Gelelim şimdi Ülül Emr'in kıldırması veya tayin ettiği kişinin kılması, kıldırması meselesi. Şimdi bu meselede aynen Bektaşi usulü La takrabu salah gibi yapıyorlar bunlar. Çünkü fıkıh kitaplarında bu maddeyi söyledikten sonra devamında şu yazılır. Devamını okumuyorlar. Çünkü lazım değil. Lazım değil, işlerine gelmiyor. Devamında şunu diyor. Diyor ki Cuma namazını kıldırma işi şerefli bir iştir. Herkes kıldırayım diye ileriye atılabilir. Sen kıldıracaksın, ben kıldıracağım diye itiş kakış başlar. Derken Cuma kılınamadan vakit geçmiş olabilir. Bu dövüş kavganın olmaması için resmi bir görevli olması gerekir. Peki şimdi bizim toplumda bir camide Cuma kıldıracak 30 kişi bile olsa herkes ileriye mi atılıyor yoksa birbirlerini mi ileriye sürüyorlar?
öyleyse bizim toplumda itiş kalkış yok. Anladık mı? O da o sebeple gitti. Gelelim Mısır meselesine. Şehir meselesine. Şehir meselesi hakkında kitaplarda 3 tane tarif var. 1. En büyük camisinin oranın cemaatini almadığı ve cemaatin dışarıya taştığı yer. 2. Başında bir kadinin bulunduğu ve inzibatı sağladığı yer. 3. Temel ihtiyaçların karşılandığı yer. 3 tane tarif var. Aslında bu 3 tarif her birisi Mısır'ın bir başka yönünü anlatmış. Hani fili tarif et demişler de biri bacağını anlatmış, biri kuyruğunu, biri kulağını. Her bir tarif Mısır'ın bir tarafını anlatıyor. Nasıl bakın. Şimdi şöyle düşünün. Bir kasaba düşünün. Kasaba, merkez. Çevrede de yaylamsı köyler var. Yayla. Haftada bir pazar var. Herkes ürettiğini, yumurtasını, yoğurdunu, sebzesini oraya getiriyor. Kasabaya getiriyor. O gün pazar olduğu için bir olağan dışı kalabalık var. Dolayısıyla bunlar cumaya geldikleri zaman cami almıyor, cemaat taşıyor. Anlatabildim mi? Kalabalığın olduğu yerde inzibatı sağlamak için bir teşkilat olur. En azından bir karakol olur. Anlaşıldı mı? Bir de yayladan şuradan buradan gelenler mahsulünü satar, ihtiyacını alır gider. İhtiyacın karşılandığı yer. İşte bu merkezi yerler cumanın kılındığı yerlerdir. Yoksa onların dediği gibi değil. Bir yer merkezilik görevi görüyorsa, aynen bu 3 vasfı da kendisine bulunduracak şekilde, işte burası Mısır'dır. Şimdi gelelim meseleye. Bir ara bana bir mektup gelmişti. Sanıyorum 83-84 yıllarıydı. Antalya'nın Elmalı'dan geliyor mektup. O zaman tabii telefon falan yok. Mail vesaire yok. Cuma, Türkiye'de cuma namazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Soru bu. O zaman bir 4 sayfa yazı yazmıştım. Sanıyorum bu dediklerimi anlattım. Gönderdim. Aradan 5-6 sene geçti. Bir düğündeydik burada, kalabalık oturuyoruz. Birisi ileriden kalktı, geldi yanıma oturdu. Dedi ki o mektubu gönderen bendim dedi. Ben Ankara Çubuklu'yum dedi. Biz 100 kadar genç idik dedi. Dikkat edin olaya. 100 genç. Hepimiz gayet güzel ibadetimizi yapıyorduk. Kültürel faaliyetler yapıyorduk. Derken Ankara'dan sohbetçiler davet ettik. Ankara'dan gelen sohbetçi önce cuma namazından başladı işe. Davul Harp meselesinden. Derken biz cumaya gitmedik. Millet cumaya gidiyordu. Biz de uzaktan şu enayilere bakın filan gibi bakıyorduk. Aradan zaman geçti. Camiler mescidi dırardır denildi bize. Mescidi dırardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu mescitleri yıktırdı. Bunlar bizim değil. Bu laik devletin mescitleri, camileridir. Çünkü bu camide devletin maaşlı hocası var. Arkasında namaz olmaz. Evet. Derken biz camiden de uzak kaldık. Camiyi gide gide biz yabancı bir mabet gibi görmeye başladık diyor. Gerçekten bu doğru bakınız ha. Cumanın başında ne dedim? Fitnedir ve Müslümanı toplumdan dışlamaya yöneliktir dedim. Tamam mı? Bak şimdi. Biz cumaya gitmeye inanç olarak oraya gitmememiz gerekir ve camiden uzak dura dura bir zaman geldi namazda da gevşemeler oldu. Hatta bir tane de ayet okudular. Hac suresi 41. ayet. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ Devam ediyor. O müminler ki biz onları yeryüzünde yerleşik hale getirdiğimiz zaman namazı kılarlar, zekatı verirler. Biz burada yerleşik değiliz. Yerleşik değiliz. Öyleyse yerleşik olunca namaz kılacağız. Anlaşıldı mı? Bu şekilde amelsizlik neticede bizi inanç bakımından da bozukluklara götürdü.
Aynen anlattığını söylüyorum. Ne netice dedi ki, o 100 gençten 97'si savruldu gitti diyor. 3 arkadaş kendimize bir çeki düzen verdi. Nereye gidiyoruz dedik. Geri döndük Allah'a şükür. 100 gençten 3'ü ancak. Ve bu ciddi ciddi fitnedir yani. Ciddi fitnedir. Tamam. Şimdi cuma ile ilgili itirazlar, cevaplar ve sonucu bu. Bir de diyorlar ki cemaat dediğin kim ya? İşte sürü filan. Belki cemaat anlatırken anlatmışımdır, bilmiyorum. He, anlattın mı? Anladım da şimdi bakın. Cemaat bize gibi sürü görünüyor da acaba Cenab-ı Hak başkasına nasıl gösteriyor? Anlattın mıydı bunu? Tamam. 80'den önce bizim köşe yazarlarından birisi buraya konferansa gelmişti. İhtilalden önceki yıllarda. O yılları hatırlıyorsunuz. Konuşuyordu. Birinde dedi ki ben bir komünistle görüşüyordum, konuşuyorduk. Komünist dedi ki bizim askeriyede şu kadar adamımız var, emniyette şu kadar var, bürokraside şu kadar var, bakanlardan şu kadar filan. Baktım ki ülke gitmiş anlattığına göre. Peki dedim siz madem bu kadar adamınız var niçin ihtilal yapmıyorsunuz? Dedim diyor. Demiş ki biz aslında ihtilal yaparız. Niye yapmıyorsunuz? Şu Sultanahmet'teki cemaat var ya cahil. Varsın cahil olsun. Dedim diyor. Cahil imamları eğer derse ki şu gavurların üstüne yürüyün. Biz ondan korkuyoruz. Ciddi söylüyorum abi. Allah Teala o cemaati, o saf, salak dediğimiz cemaati karşı öyle gösteriyor. Peki bunun ayetlerde örneği var mı? Var. Bedir suresi, Bedir savaşında, Ali İmran'daki ayetlerde ne diyor Rabbimiz Teala ve şeyde Enfal'da? Müşriklere bu 305 kişilik dökük, neyse ordu diyelim, karşı tarafa kaç kat fazlasıyla gösteriyormuş. Kaç kat. Ve müşrik bu tarafa baktı mı dizlerinin bağı çözülüyormuş. Hocam. Evet. Hatta geri dönen ha, o ayrı bak. O da ayrı bir şey. Madem orada söyleyeyim. Şimdi Uhud'da bakın 300 münafık geri döndü ya. Bakın şimdi. Ne kadar ilginç. Uhud savaşından müşrik tarafta olan birisi sonradan Müslüman oluyor. Uhud'dan Müslüman tarafta olan birisiyle sohbet ediyorlar. Eskiden müşrik olan ne bizim önceden sahabe olan soruyor. Ya demiş ki siz bizi dağıtmışken niçin kuzu kuzu Mekke'ye döndünüz de Medine'yi yağmalamadınız? Öyle ya, bizi dağıtmıştınız. O zaman müşrik olan demiş ki biz haber aldık ki Muhammed aleyhissalatü vesselam Medine'yi savunmak üzere 300 kişiyi geri göndermiş. Ya müşriklere öyle gösterilmiş o. Burada münafık yedi kaçıyor. Allah Teala müşrikleri öyle gösteriyor. Ve cesaret edememişler, Medine'ye yağmaya gelmemişler. Demek ki dinimiz cemaati emrediyorsa saf, cahil, sürü gibi olsa bunu inadına yapmak gerekir. Karşı tarafa Allah nasıl gösteriyor bunu biz bilemiyoruz. Ve şunu özellikle hatırlatırız. Evet, hutbe nimeti var ya, 10 dakikalık bir konuşma. Allah rızası için bir hafta düşünün. 10 dakikalık bir konuşma hazırlayın. Etkili 10 dakikalık konuşma o cemaati bir hafta idare eder. Ama imamımız bir hafta düşünecek ne konuşacağım diye. Merkeze bir konuyu alacak, bir ayet, bir hadisi alacak. Onun çevresinde çok güzel böyle ilke bazında, ana fikir bazında vereceği şeyler olacak. Düşünün ki biz uğraşsak bir miting düzenlesek, 3 ay çalışsak, kaç bin kişi toplarız şuraya? Bir söyleyin bakalım. 100 bin. Peki Konya'da cuma kılan kaç kişi var? Adem Hoca 800 cami mi var resmi? Bir de gayri resmileri var. Evet. Hocam merkezde
2000 maşallah. Peki cuma kılan kaç kişi çıkar? Ha, 3 merkez için. Peki kaç bin kişi, kaç yüz bin kişi toplar? 2000 cami varmış bakın. Değil mi? Hadi kaç bin, 100 bin kişi dediniz? Hadi 500 olsun aslında. Hadi 300 olsun. Allah Teala her hafta hiç masrafa biz girmeden 300-500 bin kişili bir miting düzenletiriyor bize. Bu nimeti değerlendirsek var ya, sırf cuma 10 dakikalık hutbe meselesi. Neler neler. Allah Teala bize imkanı vermiş. Hem de hiç kimse cumaya engel olamıyor. O örfi idare zamanlarında bile, sıkı yönetim zamanında miting yasaktı, cuma serbestti. Mitingi sen yapıyorsun yine. Şimdi işin fıkhi tarafına geliyorum. Hutbenin şartlarını söylüyorum, hutbe. Hocam zuhal meselesi var. Zuhal diye bir meselemiz yok. Kılan kılsın, kılmayan kılmasın. Hayır. Bazı meseleleri kafamızdan atmayı becerelim. Becerelim. Sabredin, hutbenin şartları. Hanefilere göre hutbenin şartı nedir? Rüknü zikrullah. Elhamdülillah ya da Subhanallah, la ilahe illallah dedin, oturdun bir daha kalktın dedin, hutbe tamam. Zikrullah. Malikilerde öyle bir cümle kullanacak ki hatip, bir müjdeleyici bir de sakındırıcı ifade olacak. Yani ey cemaat-i müslümin, doğru dürüst yaşayın, cenneti kazanın. Allah'a asi gitmeyin, cehenneme atılırsınız gibi. İki, müjdeleyici ve sakındırıcı. Gelelim Hanbeli mezhebine. Hanbeli mezhebinde 4 tane rüknü vardır hutbenin. Bir, Allah'a hamd etmek. İki, salavat getirmek. Üç, takva ile vasiyette bulunmak. İttakullâhe ve ati'uh demek. Dört, ayet okumak. Ayet okumak Hanbelilerde. Şafiilere geliyorum. Birinci hutbede hamd, salavat, takva ile vasiyet. Artı bir ayet. Birinci hutbe. Hamd, salavat, takva ile vasiyet. Bir ayet. İkinci hutbeyi söylüyorum. Hamd, salavat, takva ile vasiyet, umum müminlere dua etmek. Böylece 5 rükün var Şafii'de. Umum müminlere dua etmek. Biz hutbeyi kime göre okuyoruz? Şafii'lere göre okuyoruz. İkinci hutbe, hamd, salavat, takva ile vasiyet, dua. Dua. Öyleyse hutbenin tam olması için ikinci hutbede de takva ile vasiyeti yapın. Bunu ihmal ediyorsunuz. İkinci hutbede bir de söylüyor, iki de söylemiyoruz. Ya Beytullah Hoca, ikinci hutbede diyorum ya. Ha. Ben bir de söylüyorum. Her iki hutbede de şu var. Her iki hutbede hamd, salavat, takva ile vasiyet. İkisinde de. Birinci hutbede ilave ayet var. İkinci hutbede ilave dua var. Tamam. Öyleyse ikinci hutbede takva ile vasiyeti de söyleyelim ki hutbemiz tam olsun. Böylece tamam. Bir de cemaat sayısını söyleyelim. Hanefilerde 2 veya 3 kişidir biliyorsunuz cemaat sayısı. Malikilerde 12'dir. 12. Diğer iki mezhepte 40 kişidir. 40 kişi. Böylece cumayı da bitirdik. Hutbede dua ettiğimiz zaman cemaat amin demeyecek, içinden diyecek. Demeyecek, içinden diyecek. Tamam? Tamam mı? Hutbede bunu da söyleyeceğiz. İçinden amin diyecek, içinden. Ne? Elleri belki açabilir. Ayrı konu ama içinden amin diyecek. Kısacası oturduğu yerde amin diyecek. Neyse. Ne? Amin diyorlar ya sesli olarak. Ya şimdi namaz bozulur diye bir şey söylenemez. Ama
hutbede hiç oynamadan dinlenilir. Bir çakıl taşını bile oynatmayı, yandaki Müslümana şöyle sus demeyi bile yasaklıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse konuşmayacaksın, dinleyeceksin. Ne? Bu sayılara mı? Farkındaysanız Hanefilerde 2-3 dedim. İmamı hariç olarak söyledim. Hocam yanlış anlaşılması da yer açmak hiç doğru değil. Ne? El açtı açıyorlar bazı camilerde amin, amini duyuyorlar. Beytullah Hoca ne diyeyim ya? Allah Allah yok diyorum ben ya. Sen de yok diyeceksin. El açmamak yani. El açtı da amin diye söylüyorum ya. Tamam. Evet şimdi başka bir konuya geçelim mi yoksa? Salon bitti herhalde. Evet. Hocam seyir secdesi önemli bir konu. Seyir secdesi çok da önemli değil. Onu İlmihal'den okursunuz. Evet. Tamam. Ben anlamadım. Bu anlattıklarımıza cevap vermeyince Cuma'sında evlendirmez. Tamam. Müslüman bir imam bulursa kılacağı alakasında diyerek kendi kaydetilen imamlarını saklıyorlar. Ve sanayilerde müthiş şekilde işte Cuma'da... Böylece öbür imamları kafir sayıyorlar değil mi? Kendisinin kafir olduğunun farkında değil. Ya maalesef. Maalesef. Evet. Artık bitireceğim. Ne? Miras meseleleri mi? Onu anlatamayız burada. Mümkün değil. Evet. Ben bitiriyorum. Hocam kaza arasında kısa bir şey diyor. Evet. Hocam keyfi olarak kaza bırakanlar diyelim unuttu, uykuda kaldı ve engellemene zaten kaza kaldı. Farkı şu. Hocam ikisine de tövbe gerekir de. Farkı şu. Farkı şu. Unutan kişi günah kazanmaz. Kasten terk eden günah kazanır. Evet.